Başkan Sayın Divan, değerli başkanlarım, sevgili meslektaşlarımız, sevgili basınımız, Mali Müşavirler Muhasebeciler Derneği Şişli Şubesi'nin Olağan Genel Kurulu'na tekrar hoş geldiniz diyorum. 2015 Eylül ayından bu yana geçen süreçte bu önemli görevi yerine getirme gururunu yaşadığımız için mutluyuz. Görev yaptığımız yönetim kurulu üye arkadaşlarımızla birlikte derneğimizi temsilde elimizden geldiğince mücadele ettik. Görevimiz süresince bize yardımcı olan, bizi yalnız bırakmayan dernek üyelerimize teşekkür ediyoruz. Aramızdan ayrılan üyelerimizi rahmetle anıyoruz. Göreve geldiğimizde bizden önceki yönetimler gibi mesleğimiz ve meslektaşımıza yönelik olumlu çalışmalar yapmak üzere hedeflerimizi belirlemiştik. Yönetim süresince derneğimiz bir sivil toplum kuruluşu olmanın sorumluluğu ile ülke sorunlarını gündeme alıp tartışarak duyarlı bir vatandaş gibi çözümler aramak mesleğimizin değişen mesleki yasalar karşısında ön alıp bilgilerimizi meslektaşlarımızla paylaşmak ve de üyelerimiz arasında dayanışma ve birlikteliği sağlamak üzere sosyal etkinlikler düzenleme gibi çalışmalar sergiledik. Bizler Türkiye'de sivil toplum örgütlerinin örgütsel yaşamın paylaşıldığı, demokrasiyle özdeşleşen ve demokrasiye geçişin ön koşulu olarak katılımcı demokratik toplum yönetimi için gerekli bir alan olduğu bilinciyle bu değerli mesleki örgütümüze sahip çıkmalıyız. Gurur meselesi ya da güç gösterisi uğruna kurban vererek bunca yıllık birlikteliği bencilce heba etmemeliyiz. Derneğimiz içindeki örgütsel faaliyetleri nicel olarak arttırılmasının yanı sıra bu artışın nitel olmasını da sağlamalı, aktif, çalışkan, gönüllü ve özellikle genç meslektaşlarımızı derneğimize katmalıyız. Ve hepimiz bilmeliyiz ki sorumluluk almadan hak sahibi olunmaz. Sivil toplumun güçlü ve etkin olduğu siyasi rejimler demokratik, sivil toplumun yasaklandığı ya da yok olduğu rejimler totaliter olarak tanımlanır. Bir sivil toplum örgütü olan derneğimizin ülkemizin içinde bulunduğu bu süreçte çok önemli bir misyonu taşıdığını bilmeliyiz. Arkadaşlar, seçimleri gruplar arası savaşmış gibi algılamayalım. Sık sık kullandığımız bir söz var. Barışın muhasebesini yapalım diyoruz. Peki biz barışın, uzlaşının listesini oluşturabiliyor muyuz? Bence hayır. Her seçim döneminde çatışma ortamı yaratıyoruz. Seçildikten sonra odaya gittiğim, işim için odaya gittiğimde oda çalışana bana şu sözü söyledi. Şişli'yi kaybettik dedi. Çok üzülmüştüm. Dernek kaybedilmedi. Şişli Derneği duruyor. Geçenlerde de oda başkanımız bir ironi yaptı. Gardımızı alalım gibi bir söz sarf etti. İçinde bulunduğumuz bu süreçte en çok birlikte ve dayanışma içinde olmaya ihtiyacımız varken nedensiz bir kısır çekişme içinde oluyoruz. Adaylarımız ve listelerimizin sayısının çok olması elbette bizleri mutlu etmeli. 33 yıldır mesleki mücadele veren derneğimizin özüne ve ruhuna yakışan da budur. Ama gerçekten bu görevi yapmak isteyen, başkan adayı olma cesaretini kendiliğinden ortaya koyan, gönüllü, projeleri olan arkadaşlarımıza şans tanımalıyız. Tüm kurumları kendisine bağladığından, hepsinin başına da kendisini atadı diye eleştirdiğimiz kişinin sergilediği antidemokratik davranışı yıllardır gözlemlemekteyiz.
derneklerimize başkan ve yöneticiler atamaktan artık vazgeçelim. Burada en büyük sorumluluk siz değerli üyelerimize düşmektedir. Yönetimlerde kim yer alırsa alsın, derneğimiz toplantılarına katılmalı, yanlışları eleştirmeli, doğru kararları desteklemeli. Bu dernek bizim bir arada olma şansımızdır. Söylemlerimiz ile yaptıklarımız arasında bir doğrultu tutarlılığı olmalı. Bazı duruma göre birlikte hareket edip diğer alanlarda bağımsızlıktan, dik duruştan söz etmemeliyiz. Gruplara ayrışmamızın nedeni nedir? Söylendiği gibi gerçekten çıkarlar için mi? Kırılamayan bir hegemonyaya veya yanlış gidişe itiraz edip ayrılmak bence bir erdemlilik sayılmalı. Birlikte kardeş gibi yaşamayı öğrenmeliyiz, yoksa birlikte aptal gibi öleceğiz demiş Martin Luther King. Aslında tüm bu iç çekişmelerimizi bir tarafa koyup geleceğimiz için kaygılı olmalıyız. Seçim yoluyla ele geçirilemeyen meslek odalarını güçsüz kılıp işsizleştirmek, sesini kesmek, mali kaynaklarını yok etmek ve üye sayısını azaltarak, küçülterek demokrasi adına yola çıkan iktidarın yeni misyonu olarak görülmektedir. İçten parçalayarak birden çok meslek örgütü kurmak, kamu kaynağını keserek meslek sahiplerini odaya kayıtlı olma zorunluluğunu kaldırmak gibi durumlarla karşı karşıya kaldığımızda, eğer hala ayakta durabiliyorsa derneklerimiz bizim sığınacağımız bir kaledir. Gerek ülkemiz, gerek ise yaşadığımız coğrafya ve küresel koşullar açısından oldukça sancılı bir değişim içindeyiz. Güç dengelerinde yaşanacak değişim tüm ülkeleri ve tüm iş kollarını çok yakından ilgilendiriyor. Geçtiğimiz süreçte gerçekten üzeri örtüldü. Bilançolar olduğundan daha iyiymiş gibi gösterildi. Sorunların ağırlaşması pahasına, herkesi uyutarak günü kurtarmak adına her türlü yanıltıcı bilgiler paylaşıldı. İnsanlar gelirlerinden daha fazla tüketim ve yatırım harcaması yapmaya teşvik edildi. Ve bazılarının kabul etmemesine rağmen bir ekonomik kriz içindeyiz. Ve yeni ekonomik programda vergi gelirlerinin arttırılması hedefleniyor, daha adil bir vergi sisteminden bahsediliyor. Bizlere hem vatandaş hem de muhasebeci olarak yeni yüklerin geleceği görülüyor. Gönül isterdi ki tüzüğümüze sadece bir dönem için seçilme ve yönetimlerin yarısının kadın meslektaşlarımızdan oluşma şartı yer alsaydı. İki dönemdir derneğimiz bir kadın başkan tarafından yönetildi. Bu süre içerisinde yanımızda olan tüm erkek arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Kadınların da yönetici olabileceğini, tüm engellere rağmen seçilebileceğini görmüş olduk. Kadınların sadece seçimlerde üyelere telefon ederek başkanları için oy istemeleri dışında görev yapabileceklerini sağladık. Tüm kadınların, meslektaşlarımızın kadın olma nedeniyle karşılaştıkları sorunları dikkate almayan bir erkek egemen örgüt içerisinde seslerini duyurabilmek adına bir kadın muhasebeciler grubu oluşturmasına karşı çıkmak yerine onun yanında yer almalıyız. Kadınlarımızın özgürleşmesi için onların mücadelesine destek olmalıyız. Ben de bundan sonraki yaşamımda eğitimli, yurtsever bir cumhuriyet kadını olarak Ulu Önder Atatürk'ün bizlere kazandırdığı haklar çerçevesinde mücadele etmeyi sürdüreceğim. Sizlere katılımınız nedeniyle ve bu salonu tahsis eden Şişli Belediyesi'ne tekrar teşekkür ediyorum. Yeni dönemde seçilecek arkadaşlarıma başarılar ve kolaylıklar diliyorum. Faaliyet raporumu okuyarak sözlerime son vereceğim. Raporumuzu pardon. 2015 yılı etkinlikleri... Tamam. Teşekkür ediyorum. Dernek Başkanımız Neslihan Hanım'a teşekkür ediyorum.